Kan aldırmanın bakın 7 tür hastalık için, bu da baştan kan aldırmanın 7 tür hastalık için şifadır buyuruldu. Bu delilik, cüzzam, alaca, şuur uyuşukluğu, baş ve diş ağrısı, gözlerde meydana gelen perde buyuruldu. Evet kıymetler, baş ağrısıyla ilgili dersimiz devam ediyor. Baş ağrısı veya yarım baş ağrısı için başa sargı sarmak da faydalıdır. Şanlı Peygamber aleyhissalatü vesselam başını bir bezle efendim iyice bağlar, istirahat ederdi. Vefatı hastalığında efendim hutbe okudu. Başını siyah bir bezle bağlamıştı. Aleyhissalatü vesselam. Başı ağrıyan kimse başını bir bez parçasıyla sarık sarar gibi bağlayacak olursa ağrıyı teskin eder ve başı kuvvetlendirir. Bu uygulama bütün baş ağrıları için faydalıdır. Bal şerbeti baş ağrısı için çok faydalıdır. Kına sirke ile macun yapılır. Efendim gül suyu sirke ile karıştırılırsa sıcaktan meydana gelen baş ağrısını teskin eder. Sıcak su içmek soğuktan dolayı başı ağrıyan kimseler için, ceviz yemek baş ağrısı yapar. Efendim hazmı da zordur. Mide için de pek iyi değildir. Çörek otu faydalıdır. Fındık baş ağrısı yapar. Reyhanın koklanması faydalıdır. Soğan çiğ olarak yenecek olursa baş ağrısı yapar. Sarımsak baş ağrısı yapar. Sandal, sirke ve gül suyu ile birlikte kullanılırsa baş ağrısını teskin eder. Nilüfer çiçeği baş ağrısını teskin eder ve uyku getirir. Yağlı süt sıtma ve baş ağrısı için iyi değildir. Sirke, gül yağı ve gül suyu ile karıştırılırsa efendim faydalıdır. Menekşenin kokusu ve merhemi kan hücumundan dolayı baş ağrısını teskin eder. Bal şerbetiyle macun yapılan sürme faydalıdır. Menekşe yağı efendim sıcaktan meydana gelen baş ağrısına da faydalıdır. Amberin tütsüsüne durulduğu zaman faydalıdır. Sabir suyu gül yağı ile birlikte şakaklara sürüldüğü zaman o da müessirdir. Süt sıtmalı kimselere ve başı ağrıyanlara iyi gelmez. Yan etkisini gidermek için ise içine bal ve zencefil gibi baharatlar katılır. Çünkü süt yağlıdır. Sütün yağı sıtmalı veya baş ağrısı olan kimseler için pek zararlıdır. Bunu Bağdadi söylüyor. Abdüllatif Tabip Bağdadi. Süt hemen safraya dönüşür. Nergis çiçeği rutubet ve safradan meydana gelen baş ağrısına çok faydalıdır. Kabağın damıtılmış suyu efendim o da faydalıdır. Fare kulağı otunun koklanması, balgam, safra, soğuk algınlığı ve şiddetli ağrılara karşı faydalıdır.
Zemzem suyu baş ağrısını, üzüntü ve kederi giderir. Kalbi güçlendirir ve korkuyu teskin eder. Isıtılmış çörek otu tozu alına sarılırsa bu da çok faydalıdır. Kıymetli izleyenler, Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha baş dönmesini gidermek için 7 gün sabahleyin aç karına 7'şer adet Medine'nin Acve isimli hurmasından yenilmesini tavsiye etmiştir. Efendim, yine söz sahibi olan kıymetlilerden İbni İshak Ata bin Ebi Rebaha'yı hac yaparken diyor gördüm. Başına takke giymişti. Çörek otu baş dönmesine karşı gayet faydalıdır. Evet kıymetliler, işte derdini veren Allah pek çok derman da yarattığını peygamberi aracılığıyla, şanlı Kur'an'la ve bilimsel çalışmalardaki Cenab-ı Hakk'ın kullarına verdiği başarılarla bu gerçekler ortaya bir bir çıkmıştır. Bataklıklar biliyorsunuz mikrop yuvasıdır. Bilhassa sıtma hastalığının kaynağı sivrisinekler olduğu için bataklıklarda sivrisinekler ürerler. Sıtma hastalığı o memleketlerde çok olur. Efendim, yine ne kadar bataklıklar varsa Peygamberimiz o gün bunları ortadan kaldırmak için gereken teşviki tavsiyeyi yapmış ve Medine hastalıklarla dolup taşarken Medine Peygamberimizden sonra dünyanın en güvenilir medeniyet merkezi olmuştur ve İslam nuru dünyaya oradan parlamıştır. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ettiklerinde Medine şehri Arabistan mıntıkasının en vebali salgın hastalıklı bir yer idi. Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor bunu da. Medine şehri demirci körüğü gibidir. Bedendeki kiri ve kötü şeyleri giderir. Özünü ve temizini bırakır. Yine Ayşe annemizden gelen haberde, Mekke'den Medine'ye geldiğimizde ben bir ay sıtma hastalığına yakalandım. Bu sebeple de saçlarım döküldü. Hastalıktan sonra saçlarım tekrar büyüyerek omuzlarıma indi, buyurdular. Hazreti Ömer, Arapların tabibi diye meşhur Haris İbni Kelede'ye sıtma nedir diye sormuş. O da bataklık ve sivrisinektir diye cevap vermiş. 15 asır önce dikkat et. İslam dini, Müslüman tabipler, bak görüyorsunuz, ne güzel cevap veriyorlar, nasıl güzel keşfetmişler. Efendim, her kim ölü bir araziyi verimli hale getirerek bataklıklarını ortadan kaldırıp ihya ederse, o arazi onundur. Her kim de Buthan vadisindeki bataklığın suyunu
kurutursa veya ağaçlandırırsa o arazi de onundur. Buyuruyor şanlı peygamber ki, işte bataklığın kurutulmasını teşvik ve tavsiye etmektedir. Efendim, yine baygınlık konusunda da kendinden geçmesine, şuur kaybına bu isim veriliyor. Ebu Hüreyre açlıktan bayıldığını söyler. Evet kıymetliler, cemaat namazı kıldırar mı? Peygamberimiz de ömrünün sonuna doğru bu tür rahatsızlıklar onda da görülmüştür. Şanlı peygamber, öyle ise benim için leğene su koyunuz. Cemaat peygamberimizi bekliyor. Efendim peygamberimiz yıkandı, sonra kalkmak için davrandı fakat yine bayıldı. Ayıldıktan sonra tekrar sordu. Bu tekerrür etti bu hal. Tabi baygınlığın sıcak, açlık, korku, hastalık, yorgunluk vesaire sebepleri vardır. Baygınlığın sebebine göre tedavi yapmak gerekir. Hasan-ı Basri rahimehullah, baygınlık geçiren veya ansızın ölen kimse kokuşma tehlikesi olmadıkça 3 gün bekletilir. Defnedilmekte acele edilmez. Sahabeden Ammar İbni Yasir yarım gün, 12 saat. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah da 1 gün 1 gece. 24 saat baygınlık geçirmiş, sonra ayılmışlardır. Misk baygınlığa iyi gelir. Acurun ve yaprağının kokusu baygınlığa karşı faydalıdır. Evet kıymetliler, İslam dini ta devri saadetten beri hayvan sağlığı ve korunması konusunda da kıymetli baytalları vardır. Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve gökyüzünde 2 kanadıyla uçan kuşların hepsi de ancak sizin gibi ümmetlerdir. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi de toparlanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Bu da şanlı Kur'an-ı Kerim'de En'am suresindeki ayetlerdir. 38. ayette bunu görüyoruz En'am suresinde. Gerçekten sizin için hayvanlardan alınacak dersler ve öğütler vardır. Zira onların karınlarındaki bağırsak muhteviyatı ile kan arasından meydana gelen, içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt içiriyoruz. Nahl suresi 66. ayeti kerimede de bunu görüyoruz. Şanlı peygamber aşırı derecede yük vurulmasını hayvanlara yaratıldığı gaye dışında kullanılmasını, eziyet ve işkence yapılmasını, gereksiz yere öldürülmesini, hedef yapılmasını, birbirleriyle dövüştürülmesini, hakaret edilmesini, yuva ve barınaklarının bozulmasını, yumurta ve yavrularına zarar verilmesini yasaklamıştır. Yiyecek ve içeceklerine dikkat edilmesini, temizlik ve bakımının iyi yapılmasını, hayat haklarına efendim gerekenin yapılmasını, onların da hayat hakkı olduğunu, sütlerinin aşırı derecede sağılmayıp
memesinde yavrusu için belli bir miktarda süt bırakılarak yavrunun gözetilmesini, onlara sevgi ve merhametle yaklaşmanın, aç ise doyurmanın, susuz ise suvarmanın, günahların bağışlanmasına vesile olacağını, hasta olanların tedavi edilmesini, cihat sırasında kullanılacak askeri malzeme niteliğinde olan at, katır ve deve gibi hayvanların özel koruluklarda otlatılması gibi konularda emirler vermiş şanlı peygamber ve tavsiyelerde bulunmuştur. Çocuklarına tembih et, uzayan tırnaklarını kessinler, sütünü sağarken hayvanın memesine zarar vermesinler, memelerinden kan gelinceye kadar da sağmasınlar, yavrusu için dahi bir miktar süt bıraksınlar. Efendim, yine İbn-i Kurre hac sırasında ihramlı bir kimsenin biniti, deve kuşu yuvasına basarak yumurtalarını ezmiş. Bu durum Peygamber aleyhisselama haber verilince, kırılan her yumurta için ceza olarak bir gün oruç tut ve bir fakirin karnını doyur buyurmuştur. İşte görüyorsunuz ekosistemin nasıl korunduğunu, 15 asır önceden nasıl bu işlerin temelinin atıldığı ortada. Yine İbni Abbad Ez-Züreki İbaha kuyusu çevresinde bir serçe kuşu yakalamıştı. Ey oğlum, İbrahim aleyhisselamın Mekke'yi haram bölge ilan ettiği gibi Peygamber aleyhisselam da Medine'nin şu iki kara taşlığı arasını yasak bölge ilan etti. Buralarda av avlanmaz, hayvanlar ürkütülmez. Bunu bilmiyor musun demiştir oğluna. İşte görüyorsunuz bin Sabit, Samit, Ubade bin Samit ve çocuğun elinden kuşu almış ve salmıştır. Yine Peygamberimizden gelen haberler çok kıymetli haberlerdir. Enes bin Malik'den gelen bir haber, yeni doğmuş olan kardeşim Abdullah'ı Peygamber aleyhisselamın mübarek duasını almak ve tahnik ettirmek için yanına geldiğimde onu abayesini giyinmiş olduğu halde deve ağılında tedavi maksadıyla uyuz develerine katran sürerken buldum. İşte görüyorsunuz yine İbni Abbas bir kimse İbni Abbas'a gelerek diyor ki benim bir yetimim var. Onun da develeri vardır. Bu develerin sütünden ben içebilir miyim? İbni Abbas ona şöyle dedi. Eğer kaybolan develerini ararsan, uyuz olanlarına tedavi maksadıyla katran sürersen, su içtikleri havuzu tamir edersen, devenin yavrularına da zarar vermemek şartıyla içebilirsin. Bak şu mükemmel sözlere bak, peygamber okulunda okuyan bu zat-ı muhteremler ne güzel kavramışlar olayları. Koyunlarına iyi bak. Efendim, yatıp kalktığı yeri temiz tut. Bir kenarında da namazını kıl. İşte görüyorsunuz. Yine sahabinin verdiği dersler bunlar. Radiyallahu anhum ve erdam ecmain. Medine yağmuru az olan bir beldedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam hutbe okuyordu. Bir kimse, ey Allah'ın şanlı peygamberi,
Yağmur yağmaz oldu. Hayvanlar hastalanıp ölümle karşı karşıya geldi. Çoluk çocuk hastalandı. İnsanlar darlık ve sıkıntıya düştüler. Allah'a dua ediniz de bize yağmur versin, dedi. Bunun üzerine o rahmet peygamberi aleyhissalatü vesselam ellerini semaya kaldırdı ve dua etmeye başladı. Havada bulut bile yoktu. Yüce Allah ansızın öyle bulutlar meydana getirdi ve bir yağmur yağmaya başladı ki mescitten evlerimize güç ulaştık ve yağmur 7 gün devam etti. Katran uyuz hayvanların vücuduna özellikle tırnaklar arasında sürülür. Uyuz hastalığının tedavisinde kullanılan merhem ve macunların içerisine de karıştırılarak kullanılır. Efendim, cihat atları için Naki Vadisi, Medine'ye yaklaşık 90 kilometre kadar uzaklıkta bulunan bu vadinin içinde bulunduğu zaman çevresindeki dağ ve tepelerin görünmediği düz ve engin bir ovadır. Naki Vadisi denir buraya. Şanlı Peygamber aleyhissalatü vesselam korumaya aldığı ilk koruluklardandır. İçerisinde kum tanecikleri olmayan özlü bir toprağa sahiptir. Korumaya alınan bu ovanın miktarı ise yaklaşık 48 kilometre karedir. Bu civarlarda o ovanın ortasında ise hemen hemen bütün sene boyunca kalabilen etraftaki tepelerden akıp gelerek vadide toplanan küçük gölcükler vardı. Ovanın korumasını da sahabeden Heysem adında yüksek sesli bir kimseye vermiş ve ona bu ovanın koruculuğunu sana veriyorum. Her taraftan gelip de buraya zarar vermek isteyenlere engel olacaksın, buyurdular. Yakın bir gelecekte Allah seni bir oğlan çocuğu ile rızıklandıracak ve sana yardımcı olacaktır diye de Heysem'i müjdeledi Peygamberimiz. Bu da bir mucize olarak. Efendim, burası çeşitli otlar ve çayırlar bitiren, kökleri kalınlaşıp sertleşmiş, ormana dönmüş, zor koparılan bitkilerle bezenmiştir. Musa ağacı ve gargat cinsi bodur ağaçgiller, koruluğu süsleyen bitkilerden idi. Cihat için hazırlanan atlar bu koruluklarda özel gözetim ve denetim altında tutulmuşlardır. Kıymetli efendiler, baytallık bir bilim dalıdır. Müslümanlar arasında bu bilinmekteydi. Raun, kuduz, veba, uyuz, kanlı basur, sinir ve göz hastalıklarının birçoğu ustalıkla tedavi ediliyordu. Ebu Derda Hazretleri bir cemaate hitaben, ben sizin kötülerinizi baytarın atı tanımasından daha iyi tanıyorum demiştir. Ki o zaman baytarlık nasıl bilindiği ortada. Ebu Derda Hazretleri sahabidendir. Hazreti Ali kerremallahu veçe, ey tabipler ve baytarlar topluluğu, sizlerden her kim bir insanı veya bir hayvanı tedavi etmek isterse icazet alsın. Diploma alsın. Zira herhangi bir tabip veya baytar icazet almadan tedavi etmeye kalkar da o hastaya zarar verirse verdiği zararı ödemek mecburiyetindedir, buyurmuştur Hazreti Ali. Bakın, baytallık o gün
nasıl iyi bilinmektedir. Hazreti Ali'nin sözlerinden de bu iyice anlaşılmaktadır. Meşhur baytarlar vardır. Hazreti Ali'nin seyisi Kamber, İbn-i Şümeyl, Ebu Übeyde, İshak bin Mirar Eşşeybani, Ebu Zeyd bin Evsel Hazreci, Asma'i, Ebu Said Abdülmelik bin Küreyb gibi kıymetli efendim baytalları görmekteyiz. Bunlar Hicri 321'e kadar Devri Saadet'ten böyle gelmektedir ve oradan da bugüne kadar devam etmektedir. Beden terbiyesi konusunda da hareket vücudu ısıtır. Fazlalıkları dışarı atar. Vücuda hafiflik ve dinçlik verir. Hareketler yenilen gıdalar hazmedildikten sonra yapılmalıdır. 5-6 saat veya daha az yahut daha çok yapılabilir. Bunlar duruma göre değişebilir. Normal hareket efendim cilde kırmızılık verir, deri genişler. Vücut terlemeye başlar. İşte bu sırada hareketi bırakmak lazımdır. Aşırı hareket vücut için zararlıdır. Efendim, hazmedildikten sonra yemekler, hareket yapılmalıdır ki buna bugün spor deniyor. Efendim, gıda kemiyet ve keyfiyet itibariyle çoğalır ve kemiyet itibariyle vücuda zarar vermeye de başlar. Bazı gözenekleri tıkar. Vücuda ağırlık verir ve şişmanlık meydana getirir. İlaç ile giderilmeye çalışılırsa vücuda zararlı olabilir. Çoğu da ilaçların zehirlidir. Zararlı olan maddeleri gidereyim derken bazen faydalı olan maddelerin yok edilme ihtimali de vardır. Spor etkili sebeplerden biridir. Fazlalıkları dışarı atar. Lüzumsuz şeyler biriktirmez. Hafiflik ve dinçliğe alıştırır, iştahı açar. Mafsalları sertleştirir, pazuları ve lifleri kuvvetlendirir. Organ ki idmanı çok yaparsa kuvvetli olur. Hangi organ çok yapıyorsa. Mesela ezber yapan kimsenin hafızası kuvvetlenir. Düşünenin düşünme gücü artar. Organın kendisine mahsus idmanı vardır. Her organ için böyledir. Gönlün sporu okumaktır. Gizlice okumaktan seslice okumaya doğru yavaş yavaş başlamalıdır. Efendim, kulağın idmanı sesleri ve sözleri yavaş yavaş hafiften yükseğe doğru duymasıdır. Gözün idmanı ise ince yazıdır. Yürüme sporu da yavaş yavaş, azar azar başlamalıdır. Evet kıymetliler, işte görüyorsunuz, İslam'da olmadık bir şey yoktur. Ata binmek, ok atmak, güreş tutmak ve koşu yarışmalarına gelince bunlar vücudun bütünü için spordur. İstiska ve kulunç gibi müzmin hastalıkların tedavisi için bu sporlar çok faydalıdır. Namaz kılmak eşine rastlanmadık bir
ibadet ve harekettir. Vücut sağlığını açısından en faydalı, en iyilerinin başlarında gelir. Namaz beden, ruh ve kalbe tesir eden en etkili şeylerdendir. Oruç tutmak ise sağlığı koruyucu, vücudu ve nefsi kuvvetlendirici sebeplerden biridir. Aklı başında olan kimseler, orucun vücuda olan faydalarını reddetmezler. Cihat ve cihat yolunda meydana gelen umumi hareketler de kuvvet kazanmanın en büyük sebeplerindendir. Kalbi ve bedeni kuvvetlendirir, vücuttaki fazlalıkları dışarı atar. Üzüntüyü, kederi ve sıkıntıyı giderir. Bunlar ancak imandan nasibi olan kimselerin bileceği ve inanacağı, inandığından dolayı da güven duyacağı kimselerdir. Hac ibadeti kişiye kuvvet ve dinçlik kazandırır. Mızraklı at yarışları, yürümek ve çalışmak, dostları ve hastaları ziyarete gitmek, cenazeleri kaldırmak, beş vakit namazda ve cumalarda camiye gidip gelmek, abdest alırken ve gusül yaparken çeşitli hareketlerde bulunmak, sağlığı koruyucu en büyük etkenlerdendir. Şanlı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, atıcılık, binicilik, yüzücülük, güreş, kılıç kalkan oyunu, karşılıklı koşu, at ve deve koşuları vesaire gibi, hatta bir defasında at yarışlarında birinci ve ikinci gelen yarışmacılara hediyeler vermiştir. Bizzat kendisi eşi Ayşe ile, validemiz ile iki defa müsabaka yapmışlar. İlkinde Ayşe annemiz, ikincide ise şanlı peygamberimiz kazanmıştır yarışı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, pehlivan Rükane oğlu Yezid ve Ebul Esved el-Cümahi ile yaptığı güreşler de pek meşhurdur. Torunları Hasan ile Hüseyin güreşirken de hakemlik yapmıştır. Hazreti Ali'nin de iyi bir koşucu olduğu rivayet edilir. Kıymetli efendiler, şanlı peygamber aleyhissalatü vesselam, ey İsmail oğulları, ok atmaya devam ediniz. Zira babanız İsmail de atıcıydı. Atmaya devam ediniz, ben de falan taraftanım, buyurdu. Size ne oldu ki ok atmaktan vazgeçtiniz, diye sordu. Atmaya devam ediniz, zira ben her iki tarafla beraberim, buyurdu. İbni Ömer Hazretleri de yine atlarla Hayfa ile Seniyetül Veda arasında koşu yapardı ve yaptırdı. Yine Ayşe validemiz, gel seninle koşu yapalım. Peygamberimiz buyuruyor Ayşe annemize. Ve diyor, koştuk diyor Ayşe annemiz. Gel seninle koşu yapalım. Dedi, yine ikinci defa koştuk diyor Ayşe annemiz. Bu koşu önceki koşuya bedeldir, ödeştik, dedi Peygamberimiz. Atıcılığı ve biniciliği öğreniniz. Atıcılığı öğrenmeniz bana göre binicilikten daha sevimlidir. Sizden birinize yürümekten dolayı yorgunluk geldiği zaman koşsun. Zira koşmak yorgunluğu giderir, buyurulmuştur. Bu haberler de sahih hadis kitaplarında mevcuttur kıymetli dinleyenler. Kıymetli izleyenler, Cenab-ı Hak insanoğlunun sağlıklı kalması için bütün organ ve sistemlerine
faydalı nice nice nimetler yaratmıştır. Vücut organlarımızın içerisinde en önemlilerinden biri de kulaktır. Arapçada buna üzün denmektedir. Harika bir cihazdır. Şanlı Kur'an'da azimüşşan olan Allah kelamı, yüce kitap ki o Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde Yunus suresi 31'de de olduğu gibi Habibim de ki sizlere gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da kulaklara ve gözlere onları yaratmaya kimin gücü yetebilir? Ölüden diriyi kim çıkarıyor? Diriden ölüyü kim çıkarıyor? Yaratma işini kim idare ediyor? Kim yaratıyor bunları? Onlara bu soruları sorduğun zaman bütün bunları Allah yaratıyor diyeceklerdir. De ki öyleyse Allah'tan korkmuyor musunuz? Emirlerini yerine getirip itaat etseniz, isyan etmeseniz, kurtulsanız, kendiniz için böyle bir zemin hazırlasanız, O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne de az şükrediyorsunuz, buyuruyor Yüce Allah. Bu da şanlı Kur'an'ın efendim değişik surelerinde görülmektedir. İsra suresi, Secde suresi, Mülk suresi ve diğer sureler. Efendim Müminun suresinin 78. ayetinde de bunu görüyoruz. En'am suresinin 46'sında da görüyoruz. Kıymetliler, sirkenin buharına durmak, kulak gürültüsüne, çiniltisine ve zor işitmeye karşı gayet faydalıdır. Kabak kabuğu sıkılır ve suyu gül yağı ile damlatılırsa şişliklere çok faydalıdır. Efendim, kabak kabuğu sıkılır ve suyu gül yağı ile damlatılırsa şişliklere bu müessir olduğu kayda alınmıştır. Yine yüksek ses, gürültü, çatırtı, patırtı ve bunun gibi şeyler kulak için zararlıdır. Kıymetli alimlerimizden, doktorlarımızdan Ebu Bekir Razi, kulağın konumu ve şekli konusunda kıymetli eser bırakmıştır. Efendim, bu dile getirilenler kamusta da mevcuttur. Telapeti cinsinden bir hadisi olarak meydana gelir kulak çınlaması. Sizden birinin kulağı çınladığı zaman beni hatırlasın ve bana salatü selam etsin. Sonra da beni iyilikle hatırlayan kimseyi Allah da iyilikle hatırlasın desin. Şanlı Peygamber kulak çınlaması üzerine bu tavsiyede bulundu. Salli ve sellim ve barik ala Muhammed. Tabii bu da kıymetli kaynaklara dayanmaktadır. Kütüb-i Sitte'ye de dayanmaktadır. Tirmizi
Efendim Cami-i Sair de bunlardandır. İşte görüyorsunuz, kulak çınladığı zaman Peygamberimiz ne buyurdular? Sizden birinin kulağı çınladığı zaman beni hatırlasın ve bana salatü selam okusun. Sonra beni iyilikle hatırlayan kimseyi Allah da iyilikle hatırlasın desin. Böyle buyurdular şanlı Peygamberimiz. Omuz başlarında ağrılara efendim kulunç denmektedir. Çok yemek efendim soğuk yiyecekler ve yemek ve içmek çokça yaş meyve yemek, üzerine soğuk su içmek, yemekten ve çokça su içtikten sonra hararetli olmak, uykusuzluk, tok karına efendim sağ sola çok dönmek, üşütmek, soğuk su içinde çok kalmak, abdest efendim sıkışık durumda beklemek, boşaltmayı geciktirmek gibi sebeplerle kulunç ağrısı kendini gösterir dediler. Özellikle kalın bağırsak ağrılarından dolayı omuz başlarında meydana gelen ağrılara kulunç denir. Sık olarak da böğürlerde, çoğu kez göbekten kasığa kadar olan bölgede görülür. Efendim, kişi kusar, terler, ağrı artarak devam eder, iştahı azalır, yellenmeyi ve büyük abdest yapmayı zorlaştırır. Kör bağırsak, kalın bağırsak dolu olması da sebeplerdendir. Bağırsak bölgesinde üşütme vesaire gibi nedenler ve çeşitli kulunç çeşitleri de vardır. Bağırsak şişlik sebebiyle, iltihap sebebiyle de bu ağrılar oluşur. Efendim çok az yemeden dolayı bağırsaklardaki artıkların kurumasıyla meydana gelen kulunç da vardır. İshal edici ilaçlarla tedavi edilmelidir. İlaçlı suya efendim oturtmak, merhem sürmek, aç karına hamama gitmek, efendim soğuk su içmekten sakınmak, efendim hiçbir şey yememek, hareket etmek, teskin edici ilaçlar almak, ishal edici veya ağrı kesici, ısıtıcı ilaçlar efendim kullanarak lavman yapmak, şişe çekmek gibi tedavi metotları uygulanabilir. Yağlı bir bez parçası içine ısıtılmış tuz koyarak tedavi ettiğini gördüm diyor. Buna tekmit, yani fizik tedavisi, fiziki bir tedavi Peygamber Efendimiz'den haber veriyor. Said o günlerde Müslüman bile değildi diyor. Peygamberimiz Said'e böyle bir tedavi uyguluyor.
Bu haberi Cübeyr İbni Mutim haber veriyor radıyallahu anh ve erdan ecmain. Yine tabip Ebu Bekir Razi, yağlı bez parçası içine ısıtılarak konulan maddenin kepek, darı veya tuz olabileceğini fakat tuzun bu iş için daha iyi olduğunu söylemiştir. İşte görüyorsunuz, çok kolay, basit ve kıymetli tedavi metotlarını bizim kıymetli doktorlarımız ortaya koymuşlardır. Ilık bal şerbeti ağrı ve sızıyı dağıtır. Sinemaki zeytinyağı ile kaynatılıp içilirse, efendim maddeleri dışarı atar. Sırt ve kalça ağrılarına karşı da faydalıdır. Ebe gümeci kaynatılır, içine tereyağı ve bal ilave edilip böbrek ağrısı yakaladığı zaman çok miktarda içilirse böbrek taşlarını yerinden oynatır ve idrarı çoğaltır. İdrarın zor yapılmasına karşı da faydalıdır. Kulunç ağrısına karşı da iyidir. Hurma ve incir efendim faydalıdır. Yaşlı horoz eti kulunç ağrısının gerçek ilacıdır. Ayva çok yenecek olursa kulunç ağrısı yapar. Ayva suyu faydalıdır. Turuncun hazmı zordur. Kulunç ağrısı yapabilir. Sarı kabuğundan kulunç merhemi yapılır turuncun. O da faydalıdır. Ödağcının yağı efendim faydalıdır. Tere tohumu ağrı sızı ve kulunç ağrısını giderir. Kimyon kulunç ağrısını dağıtır ve faydalıdır. Yine bal, zeytinyağı, efendim çörek otu dövülüp macun yapılır ve her akşam aç karına alınır. 10 gram bal, 5 gram zeytinyağı, efendim 21 adet çörek otu tohumu. Bunlar macun yapılırlar ve her akşam aç karına yenir. Ve rahatsızlık hafifler ve fayda görür. Kıymetli ve muhterem efendiler, Yüce İslam insanları maddi ve manevi yönden tedavi eder. Maddi manevi hastalıklara da şanlı Kur'an şifadır. Hiç şüphe yoktur ki ayetlerin, zikirlerin ve duaların her biri kendi nefsinde faydalı ve şifalıdır. Fakat şartlarına uygun hareket edilmezse faydası görülmez. Doğru ve temiz iman olacak. İslam imanı olacak. Şirksiz, efendim, batıl inanca sapmadan, dosdoğru bir İslam imanıyla, İslam inancıyla, kişi inandığı zaman haramdan ve zulümden kaçınmak, ihlas ve samimiyetle Rabbine yönelmek. Şanlı Kur'an'da Cenab-ı Hak, biz Kur'an'ı müminler için bir şifa, bir rahmet olarak inzal eyledik, buyuruyor. Ey insanlar! İşte bu şanlı Kur'an-ı Kerim var ya, size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olan dertlere bir şifa, müminler için doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet olarak gelmiştir.
Müslümanlar Kur'an-ı Kerim deyince bunun ilmi irfanını, gerçek iman ve ameli salihini, ihlasını bilmeyenler, falcılara, cincilere gidiyorlar, kendilerini Kur'an'la tedavi edildiğini zannediyorlar. Orada uydurma ve yalanlarla fal ile orada kandırıldıklarını bilmiyorlar. Buna dikkat ediniz. Falcıya, cinciye asla gitmeyiniz. Hakiki İslam doktorları burada tercih etmelisiniz. Bir de İslam alimlerini tercih ediniz. Sizlere iki şifayı tavsiye ederim. Biri bal, diğeri ise Kur'an-ı Kerim'dir. Bu da şanlı peygamberden gelen haber. İki şeyde şifa vardır. Kur'an-ı Kerim okumakta, bal şerbeti içmekte. Devaların, şifaların en güzeli, en iyisi Kur'an-ı Kerim'dir. Fatiha suresi zehirlenmeye karşı şifadır. Fatiha suresi birçok hastalık için şifadır. Ruh hastalıkları da dahil olmak üzere. Yasin-i Şerif suresi Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. O birçok hastalıklar içinde şifadır. İşte görüyorsunuz kıymetliler. Bu haberler kıymetli kaynaklardan gelen haberlerdir. Ve Kütüb-i Sitte'de yer alan bu haberlerdir. Yine Kur'an-ı Kerim'de iki şifa vardır. Biri Kur'an-ı Kerim'in kendisi, diğeri ise baldır. Çünkü balı da Kur'an-ı Kerim şifa olduğunu bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim gönüllerdeki hastalıklara şifa, bal ise bütün hastalıklara şifadır demiştir. Bu da İbn-i Mesud'dan gelen bir haberdir. Radiyallahu anhü ve erdan ecmain. Yine sahabi radiyallahu anhüm ve erdan ecmain'den gelen haberde boğazındaki rahatsızlıktan şikayet etti. Birisi peygamberimize geldi. Bunun üzerine o şanlı peygamber aleyhissalatü vesselam sana Kur'an-ı Kerim okumanı tavsiye ederim buyurdu. İşte görüyorsunuz yine peygamberimiz Cabir'e, Hazreti Cabir'e, ey Cabir, sana Kur'an-ı Kerim'de en faziletli sureyi haber vereyim mi? Diye sormuş. O da evet ya Resulallah deyince Fatiha suresidir. Bunda birçok hastalık için şifa vardır buyurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de bak Kur'an'dan şifa talebinde bulunmazsa Allah ona şifa vermesin demiştir. Ebu Hüreyre Hazretleri her kim Kur'an-ı Kerim'den şifa talebinde bulunmazsa Allah ona şifa vermesin demiştir. Görüyorsunuz. Haberlerin her birisi mükemmel haberlerdir. Birinde Kur'an-ı Kerim'in her derde derman olduğu, öbüründe balın faydalı olduğu, öbüründe diğer nimetlerin birer birer her birisi de fayda, şifa kaynadığı, deva ve kıda kaynadığını görüyoruz. Kıymetli efendiler, çeşitli rahatsızlıklar vardır fakat daha çok çareler, şifalar yaratmıştır Cenab-ı Hak. Kaşıntı da, kur deşen de bunlardan biridir. Efendim hararet verir, geceleri kaşıntı biraz daha fazla olur. Peygamber Efendimiz, bana vücudumu tamamen kaplayacak
açık yer bırakmayacak elbise giymemi tavsiye etti diyor Utbe bin Ferkat Hazretleri. Efendim, mübarek tükrüğünü kendi avucuna sürdü, sonra da onunla karnımı ve sırtımı sıvazlayıp mesetti. Hastalığım iyileşti ve vücudum güzel güzel kokmaya başladı. Burada da Hazreti Muhammed'in bir mucizesi zuhur ettiğini görüyoruz. Hazreti Muhammed'in hayatı bu tamamen mucizedir. Hasan-ı Basri Hazretleri de Abdurrahman bin Af kurdeşen hastalığına yakalandı. İpekli elbise giymesi hususunda Peygamber Efendimiz onlara müsaade etti, izin verdi diyor. Onlar izin istemişlerdi. Zeytinyağının kurdeşen, cüzzam, kızıl, ekseme, habis uğurlar, çıbanlar, efendim cilt hastalıklarına, sivilcelere, yaralara sürülmesi gayet faydalı olarak tavsiye edilmiştir. Terlemeyi de önler ve vücuttan kan aldırmak da faydalıdır. Kıymetli izleyenler, ilk önce tufandan sonra Nuh Aleyhisselam'ın diktiği rivayet edilmektedir zebib hakkında. Yani kuru üzümün faydaları, ki üzümü Nuh Peygamber'in tufandan sonra diktiği söylenir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üzüm ve karpuzu çok severdi diye de rivayet bulunur. Yine Hazreti Ali'den gelen bir haberde, her kim her gün 21 adet kuru üzüm yerse önemli bir hastalıkla karşılaşmaz. Kuru üzüm güzel bir gıdadır. Sinirleri güçlendirir, yorgunluğu giderir, ağız kokusunu güzelleştirir, balgamı da giderir, cilde de güzellik verir. Efendim, kuru üzüm tavsiye ediliyor. Zira o safrayı açar, balgamı keser, sinirleri kuvvetlendirir, yorgunluğu da ortadan kaldırır. Cilde güzellik verir. Gönüllerin hoş olması, üzüntü ve kederin gitmesi gibi konulardan müessir olduğu rivayet ediliyor. Sinirleri kuvvetlendiren, vücut zafiyetini gideren, öfkeyi söndüren, ağzı kötü kokuyu gideren, ağzı temizleyen, dişleri de kuvvetlendiren, balgamı gideren, cildi güzelleştiren, mideyi kuvvetlendiren özellikleri sayılmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, üzüm mü daha üstündür yoksa hurma mı diye sormuş. Taifli birisine soruyor. Taifli henüz cevap vermeye başlamadan önce Medineli Abdurrahman İbni Miksan el-Ensari şöyle diyor. Dişleri olan kimse kuru üzümü yer. Yemeği bıraktığı zaman da acıkmaya başlar. Yani hurma gibi karın doyurmaz. Üzüm uzun hurma ağaçlarındaki hurma balı gibi de olamaz. Zira oruçlu kimse hurma ile iftar eder. Hurma büyüğün hediyesi, küçüğün susturucusu, yeni doğum yapan kadınların da en güzel yiyeceğidir.
Bu zat Medineli olduğu için Taiflinin üzümüne karşı Medine'nin hurmasını müdafaa etmiştir. Kuru üzüm, öksürük, böbrek ve mesane taşları, karaciğer, göğüs, boğaz, mide ve dalak hastalıklarına karşı da faydalıdır. Üzüm hoşafı yapılır kuru üzümden. Efendim sabah aç karına da alınmalıdır. İyi bir gıda verir. Efendim yalnız az yenilmesi gerekir, fazla olmaması gerekir. Yine üzümün kuru üzümün şırası şişmanlatır. Yemeklerden sonra içildiği zaman mideye efendim alınmış gıdaların zararını giderir. Kuru üzümün en iyisi cismi büyük, kabuğu ince, etli kısmı bol, çekirdeği küçük ve çıkarılmış olanıdır. Kuru üzümün etli kısmı efendim akciğer, nefes borusu, öksürüğe, böbrek ve mesane ağrılarına karşı da faydalıdır. Mideyi kuvvetlendirir, karnı yumuşatır. Kuru üzümün etli ve tatlı kısmı yaş üzümden daha kıdalıdır. Hazmettirici, çözümleyici efendim vasıfları görülmektedir. Mide, karaciğer ve dalağı kuvvetlendirir. Boğaz, göğüs, akciğer, böbrek ve mesane ağrılarına faydalıdır. Çekirdeksiz efendim olarak yenilmesi iyi bir gıda verir. Kuru hurmanın yaptığı gibi tıkanıklık yapmaz. Etli kısmı oynayan tırnakların üzerine sarıldığı zaman sökülmesini kolaylaştırır. Tatlı ve çekirdeksiz olanı rutubetli ve balgamlı olan kimseler için faydalıdır. Kuru üzüm karaciğeri geliştirir. Efendim faydalıdır. Hafızayı da geliştirir. Her kim hadis ezberlemek isterse kuru üzüm yesin. İmam-ı Zühri'den geliyor bu haberde. Efendim ekşi elma yemekten sakınırdı diyor. Yine İbni Abbas'tan gelen haberde kuru üzümün çekirdeği dert, etli kısmı ise devadır demiştir. Fakat bazı rahatsızlıklara çekirdeği de faydalı olduğu söylendi. Hararet verir kuru üzüm, mizacı soğuk olanları şişmanlatır. Hararetli olanlara sirkeli bal şerbetiyle verilirse iyi gelir. Çekirdeği mide cidarını sertleştirir. Nar çekirdeği ile birlikte dövülerek merhem yapılır. Her gün kuru üzüm, fıstık içi ve biberiye yiyen kimsenin hafızası gelişir. Evet kıymetliler, bunları böyle duyarken Yüce Allah'ın izniyle olacağı, şükredenlerin, iman edip ameli salih işleyenlerin kazanımları onların lehinedir ve çok çok kazanımları vardır. İmansızların Allah-u Teala'yı tanımadan yiyip içip Allah'ın mülkünde barınanlar ise bunlar diğer yaratıklar gibidirler ki onlardan da daha aşağı tarafları vardır. Şimdi bir de
faydalı olanlardan birisi kusmaktır. İshal olmak, kusmak, kanaldırmak, buharlaşmak, terlemek, bunlar faydalıdırlar. Safranın çoğalması, mide zayıflığı, hazımsızlık, çok yemek ve içmek, alışık olmadığı gıdalar yemek ve içmek, üzüntü ve keder, karışık şeyler yemek, müskirat, sıcak, aşırı sıcak, hamilelik vesaire gibi şeyler, efendim, sıcak mevsimlerde vücuttaki sıvı maddeler inceldiği ve yukarı doğru yükseldiğinden dolayı ağız yoluyla kusmak faydalıdır. Soğuk mevsimlerde, efendim, vücuttaki sıvı maddeler kalınlaştığı ve yukarıya doğru yükselmesi zorlaştığı için ishal yoluyla boşaltmak, ağız yoluyla çıkartmaktan daha faydalıdır. Kusmanın fayda ve zararları da mideyi temizler ve kuvvetlendirir. Baştaki ağırlığı giderir. Gözün görme duyusunu kuvvetlendirir. Böbrek ve mesane yaralarına, cüzzam, siroz, felç ve titreme gibi müzmin hastalıklara, sarılık hastalığına karşı da faydalıdır. Çok kusmak ise mideye zararlıdır. Dişlere, efendim, göze, kulağa zararlıdır. Çoğu kez baş ağrısı yapar. Boğazında şişliği, göğsünde zaafı, nefes darlığı olanlar ile, efendim, kusmakta güçlük çekenlerin bundan sakınmaları gerekir. İyi zamanı ilkbahar ve yaz mevsimidir. Yani kusmanın faydalı olduğu zaman. Sonbahar ve kış mevsimi iyi değildir. Kusma sırasında gözler kapatılmalı. Karın kuşakla sarılmalı. Efendim, sonra el yüz soğuk su ile, efendim, yıkanmalıdır. Çam sakızı suyu ile elma şurubu içilmelidir kustuktan sonra. Gül suyu da faydalıdır. Efendim, kustuktan sonra tabii yine Hasan-ı Basri'ye göre, birisi Hasan-ı Basri'ye geliyor. Ancak Enes İbni Malik kusmak istediği zaman karışık yiyecekler yer, sonra kusmaya çalışır ve kusardı. Ben de bu usulü faydalı buldum derdi. Efendim, Hasan-ı Basri'ye birisi soruyor, o da böyle diyor. Yine tuz kusmayı tahrik eder. Sakız çiğnenirse kusmayı önler. Nane kusmayı önler. Nergis yemek insanı kusturur. Turunç, safra, ishal ve kusmayı keser. Turunç, çarpıntıyı da önler. Şam fıstığı, o da kusmayı önler. İshali de keser. Limon şurubu, o da kusmayı önler ve mide bulantısını keser. Meyan kökü kusmaya yardım eder. Balgama ve öksürüğe karşı faydalıdır. Çivit kusmayı tahrik eder. Yine ekşi nar, bu da kusmayı önler, mideyi kuvvetlendirir. Safrayı keser. Çivit yaprağının öz suyu şiddetli şekilde kusturur.
Ayva kusmayı teskin eder. Şeker kamışı kusmaya yardım eder. İdrarı çoğaltır. Cinsi münasebet konusunda da müessirdir, tahrik eder. Nergis çiçeği, bu da kusmayı tahrik eder. Midenin efendim derinliklerindeki rutubeti de çeker alır diye de kayda alınmıştır. Evet kıymetliler, kıymetli doktorlarımız, tabiplerimiz, Kur'an-ı Kerim'e, sahih sünnete ve hakiki kıymetli doktorların ilmine ve tecrübesine dayanarak şu güzelim bilgiler verilmektedir. Böbrek tıkanıklığını açar. Kuşkonmaz denilen madde. Sırt ağrılarına karşı faydalıdır. Meniyi artırır. Doğumu kolaylaştırır. Efendim, bu da kuşkonmaz zambakgillerden uç dalları yapraksı görünüşte toprak altı kök saplarından çıkan taze sürgünleri yenen bir bitki. Mizacı sıcak ve rutubetlidir. Efendim, yine kuyruk sokumu acbuz zenep denilen insan vücudunda bir kemik vardır. Şanlı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanoğlunun bütün cesedini toprak yiyip yok eder. Ancak kuyruk sokumu kemiği yok olmaz. Zira insan o kemikten yaratıldı. Yani ceninde ilk meydana gelen kemik acbuz zenep kemiğidir. Acbuz zenep kemiğidir. Öldükten sonra dirilme de yine o kemikten başlayacaktır. İnsan vücudunda öyle bir kemik vardır ki onu asla toprak yiyip yok etmez. Bu da Ebu Hureyre'den gelen bir haber, Peygamberimize istinad ederek. Kıyamet gününde insan o kemikte derlenip toparlanacaktır. Bu kemiğin adı şanlı peygamberin deyimiyle kuyruk sokumu kemiğidir ki adına acbuz zenep denmiştir. Yine şanlı peygamber kuyruk sokumu kemiğinden hardal tanesi kadar bir cüz zerredir. Ondan diriltileceksiniz buyurmuştur. Acbuz zenep şeklinde geçmiştir bazılarında, bazılarında da acbuz zenep diye geçer. Çürüyüp yok olmayan yüce Allah kıyamet günü ölüleri diriltmek istediği zaman gökten bir su, hayat suyu yağdıracak. Ve bu sayede ölüler bitkilerin yerden fışkırıp çıktığı gibi kabirlerinden çıkacaklardır. İşte bu su kuyruk sokumunda yok olmayan o özü nüveyi aşılamış olacaktır. Bu da Kur'an-ı Kerim'in diriliş ayetleriyle ilgili maddesinde bunlar fazlasıyla geçmektedir. Evet kıymetli ve muhterem izleyenler, bu haber Buhari Şerif'te de mevcuttur. Efendim,
Yine Müslim'de de mevcuttur ki en güçlü kaynaklarda bu haberler mevcuttur. Yani bunlar sıradan sözler değildir. Isıtıcı ve rutubet verici bir özelliği olanlar biri de kuyruk yağıdır. Mideye zararlıdır. Adeleleri, sinirleri yumuşatır. Faydası da çoktur. Ve iyileştirir. Yavşan ve gelin çiçeği otlarını yayılırlar ki bu otlar siyatik siniri için çok faydalıdır. Dikkat et buraya. Yavşan ve gelin çiçeği siyatik için çok faydalıdır. Koyunlar bunu yediği için kuyruk yağı da siyatik için faydalıdır. Efendim siyatik sinirlerini yumuşatır, iyileştirir. Efendim demişlerdir haber. Peygamberimize de isnat ediyor. Zikredilen kaynaklardan biri de Bağdadi'dir. Yine şanlı peygamber aleyhissalatü vesselam siyatiğin tedavisi ne yaşlı ve ne de genç olan yaylada otlamış bir koyunun uyluğundan faydalanmak suretiyle olur buyuruyor. Bakın bu da peygambere dayanan haber. Bu uyluk küçük parçalara bölünerek haşlanıp üç kısma ayrılır. Sonra aç karına devamlı olarak her gün bir kısmı yenilir ve et suyundan içilir buyurmuştur şanlı peygamber. Evet kıymetliler, işte güzelim haberler, güzelim tıp bilgisi, peygambere ve Allah'a dayanan bilgiler, şeksiz şüphesiz doğru bilgilerdir. Şimdi aynı zamanda bir de biliyorsunuz Yüce Kur'an'da şanlı peygamberin de dile getirdiği haberlerden biri de şüphesiz ki Allah ve Resulü içki, murdar ölmüş hayvan ki laşe deniyor buna, domuz eti ve putların alım ve satımını haram kıldı. Bu sayılanlar haramdır buyurdu. Niçin buyuruldu? Haramlarda pek çok dünyevi, uhrevi zararları bulunduğu için insan sağlığını da, imanını da, amelini de, ahlakını da bozduğu için cehenneme de gitmesine sebep olduğu içindir haramlar. Dünyanı da harap eder, öbür alemini de harap eder haram ve günahlar. Bunlardan birisi işte domuz eti, laşe, içki, kumar, efendim, ölmüş hayvan leşleri, putların alım satımları gibi. İslam'da ne türlü haram varsa bunlar, bazı haramlar bunlar ama başkalar da var. Yine Peygamber Efendimiz, Yüce Allah Yahudilere lanet etsin. Allah Teala iç yağını onlara haram kıldığında yağı erittiler, sonra sattılar ve parasını da yediler. Bu da Musa'nın ve Tevrat'ın sözünü tutmayan, Allah'ın sözünü tutmayan Yahudilere der ki, bu suçu kim işlerse onlar da aynı durumda, tehlike altındadırlar. Yahudinin şahsında bütün insanlığa da burada mesaj veriliyor. Kur'an'ın sözünü tutmayanlar, Hazreti Muhammed'in sözünü tutmayanlar iyi anlasınlar, dinlesinler. İbni Abbas Hazretleri
ölmüş hayvan yalnız etinin ve iç yağının yenilmesini haram kılındı. Deri, kıl ve yününün kullanılmasında ise bir sakınca yoktur. Bunlar da tabi dibadan geçiriliyor, temizleniyor. Derisi ve kılları. Efendim, yine şanlı peygamber dibagat yapılmak şartıyla murdar ölmüş hayvanın derisini kullanmakta, su ile temizlenmek şartıyla da yün, kıl ve diş ve boynuzlarının kullanılmasında bir sakınca yoktur dediği rivayet edilmiştir. Ümmü Seleme Hazretlerinden geliyor bu haberde. Yine İbni Abbas Hazretleri, Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz, yırtıcı hayvanlardan parçalayıcı dişe sahip olanlarla, kuşlardan yırtıcı pençeye sahip olanların yenilmesini yasakladı, buyurmuştur. Kan akıtılmadığı için, içinde kan, pis kan içinde kaldığı için, laşelerin yenmediği ve insana çok zararlı olduğu ve haram olduğu kesindir. İşte ayetler, sahih hadisler ortada. Kesilmeyen hayvanlar pis olmuştur. Eti yenenler kesildiği zaman tertemiz olurlar. Yalnız mümin bir Müslümanın kesmesi veya ehli kitabın kesmesi gerekir. Asgari'de. Efendim, eti ve yağı da pis olmuştur. Kesilmeden ölen hayvanlara laşe, meyte denir. Zararları önce midede görülür. Kusma, bağırsak ağrısı, ishal, düşme ve bayılma gibi pis ve zehirli olması nedeniyle çok zararlıdır ve haramdır. Yaşlılık, zayıflık ve zehirlenme gibi sebeplerle ölmüş olabileceği gibi verem, ruam, kuduz, şarbon gibi hastalıklar sebebiyle de ölmüş olacağı düşünülmelidir. Şanlı Kur'an-ı Kerim'de leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş hayvanlar ile canavarların parçaladığı hayvanlar, ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna, dikili taşlar, putlar adına boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar doğru yoldan çıkmaktır. Fasıkların işidir bunlar. Buyuruluyor ki, bu da Maide suresinin 3. ayeti kerimesinde bu şanlı Kur'an bu beyanını ortaya koymuştur. Kıymetli ve muhterem efendiler, kabızlık, karın ağrısı gibi rahatsızlıklarda makattan, kalın bağırsağa, efendim kamıştan idrar torbasına doğru ilaç gönderme işine lavman denilmektedir. Bu da bir tedavi metodudur. Balıkçıl kuşundan öğrenilmiştir lavman. Bakın, bu kuş gagasıyla denizden tuzlu suyu alarak makatına sürüyor. Böylece kabızlık çözülüyor ve karnındakiler boşalıyordu. Zira tuz ve tuzlu deniz suyunda kabızlığı giderip ishal yapma özelliği vardır. Efendim Cabir bin Abdullah demiştir ki radıyallahu anhü ve erdan ve ismayın,
Ebu Cafer Muhammed bin Ali'ye lavman konusunu sordum. Lavman yapmak ve yaptırmakta bir sakınca yoktur. O ancak tedavi şekillerinden bir tedavi şeklidir. Diğer ilaçlar gibi bir ilaç vermektir diye cevap verildi diyor. Evet kıymetli ve muhterem dostlar. Gülhatmi tohumu tozunun yumuşatıcı lavmanlara konulması faydalıdır. Hünnap, ebe kümeci tohumunun tozu, efendim yine hünnap pişirilerek suda ısıtılarak, kaynatılarak lavman şeklinde de kullanılması. Hasır külü, efendim yine mısır kağıdının külü ve aynı görevi görmektedir. Kulunç ve mide ağrıları için sabah akşam lavman yapılması çok faydalı görülmüştür. Yine kıymetli nimetlerden birisi de limon ve limon suyu, soğutucu ve kurutucu, etli kısmı soğutucu ve nemlendirici, tohumu, kabuğu ve yaprağı ise ısıtıcı ve kurutucu özelliklere sahiptir. Efendim, bakın tohumu, kabuğu ve yaprağı ısıtıcı ve kurutucu özelliğe sahip aynı nimetin çeşitli bölümleri farklı şifalar göstermektedir. Limon suyu şekerle birlikte alınırsa sağlığı korur, balgam yaptırmaz, safrayı söktürür, cinsel istek ve arzuyu da harekete geçirir. Kusmayı önler. Faydası pek çoktur. Hazmı kolaylaştırıcı, ağrı sızıyı da dağıtır. Ve bunun gibi faydaları sayılabilir. Limon kabuğu elbise içine konulduğu zaman güvelenmesine engel olur. Bozuk havayı temizler ve vebaya karşı iyi gelir. Ağız kokusunu da güzelleştirir, şişkinliği giderir. Limon kabuğu tozu baharatlar gibi yemeğe atıldığı zaman hazmı kolaylaştırır. Kabuğunun öz suyu içildiği zaman yılan ve akrep sokmalarına karşı faydalıdır. Kabuğunun yılan ve akrebin soktuğu yere bağlanması da faydalıdır. Kabuğunun kav kısmı alaca hastalığına karşı cilde sürülerek kullanılması da iyi bir ilaçtır diye kayda alınmıştır. Yine limon suyu safrayı engeller. Yine kişinin gücünü düşürür. Kalp çarpıntısını teskin eder. İçilmesi veya göze sürme gibi çekilmesi sarılığa da faydalıdır. Kusmaları keser limon suyu. İştahı da artırır, tabiatı kurulaştırır. İshale karşı da faydalıdır. Cilde sürülmesi limon suyunun yüzdeki çilliklere karşı faydalıdır. Dermeyi de giderir. Mürekkep lekesini de çıkarır. Parlatıcı, temizleyici, kesici, soğutucu ve söndürücü özellikleri vardır. Karaciğerdeki harareti söndürür, mideyi kuvvetlendirir, safranın keskinliğine engel olur,
üzüntüyü giderir, susuzluğu da teskin eder. Mide hararetine karşı çok iyi gelir. Bu da limonun etli kısmıyla ilgilidir. Safraya karşı faydalı, buharlaşmayı keser. Etli kısmın yenilmesi basur hastalığına karşı da faydalıdır. Efendim, çekirdeğinde de bazı hassas noktalar vardır. Toz haline gelen bir çekirdek, akrebin soktuğu yer üzerine konur ve zehire karşı panzehirdir, faydalıdır. Efendim, tozundan az bir miktar alınabilir, içilirse akrep sokmasına karşı faydalıdır. Çözücü ve kurutucu bir özelliği vardır. Çekirdeğinin tozu bütün zehirlere ve zehirlenmelere ve bütün haşerat sokmalarına karşı faydalıdır. İşte görüyorsunuz, Cenab-ı Hak kullarına ne yarattıysa fayda ile, şifa ile, kıda ile, deva ile doldurmuştur. Kıymetli dostlarımız, İnsanoğlu Rabbisine çok mu çok şükretmeli, kullukta kusur etmemeye çalışmalıdır. Bütün yapacağı şey Rabbisine iyi bir kul olmaktır. Rabbisine iyi bir kul olma, efendim, gayreti içinde olunmalıdır. Cenab-ı Hak Rabbisine hakiki kulluk yapan, sağlıkla, afiyetle yaşayan kullarından eylesin. Evet kıymetliler, derslerimiz, görüyorsunuz, dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin açık ve seçik olarak ne kadar fayda üzere yaratıldığını sizlere açık keşiflerin notlarını veriyoruz.